akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Anadolu Soruyor'la karşınızdayız. Bu hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben başlamadan gazetecileri takdim edeyim dilerseniz benimle birlikte programı yürütecek olan. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan programımızın yapımcısı. Çağ TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır bizimle birlikte. Ve Hüseyin Kömür Kanal 60 Genel Yayın Yönetmeni yine bizimle birlikte. Efendim siz hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış bir isimsiniz hem de hali hazırda partinizin Sosyal Politikalar Başkanlığı'nı yürütüyorsunuz. Dolayısıyla toplumsal konularla kadın, çocuk, engelli, yaşlıların durumuyla hem yakından ilgilisiniz. Bu konularla ilgili çalışmalarınızı soracağım ama dilerseniz yerel seçimler yaklaşırken gündemden düşmüyor. Yerel seçim çalışmalarıyla başlayalım. Evet. Çalışmalarınız ne aşamada? MHP ile işbirliği hangi aşamada? Öncelikle İstanbul milletvekili olduğunuz için cumartesi günü AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayını da açıklayacak. Nasıl bir hazırlık yapılıyor? Aday Binali Bey'in adaylığı kesin mi? Eğer Binali Bey adaysa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'yla nasıl bir yarış bekliyorsunuz? Evet, öncelikle bugüne kadar 74 büyükşehir ve ilimizde olmak üzere il adaylarımızı açıkladık. İnşallah bu cumartesi günü İstanbul'da Sinan Erdem'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız. Bununla birlikte ilçelerinde çalışmaları devam ediyor. İnşallah onlar da açıklanacak. İstanbul'umuzda biz 94'ten beri Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkan adaylığından ve belediye başkanlığından itibaren İstanbul'da müthiş hizmetler yapıldı. İstanbullunun hiç hak etmediği şekilde çöp dağlarının olduğu, çöplerde insanların hayatını kaybettiği çöp patlamalarında bir İstanbul'u aldık. Ve bugün bir dünya başkenti haline gelen bir İstanbul var. İstanbul gerçekten bizim AK belediyecilik anlayışının 94'te başlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla birlikte yereldeki başarımızın geneli ve AK Parti'nin kurulduktan sonraki merkezi hükümetimizdeki başarımızın en büyük habercisi olmuştu Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı dönemi. Onun için İstanbul bizim için çok çok önemli. İnşallah İstanbul'da çok güçlü bir adayla ki o adayı Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü açıklayacak. İstanbul'da yeniden çok yüksek bir oy oranıyla ben inanıyorum ki bir rekorla yeniden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacak. Ama biz bu dönem ilçelerde de 34 ilçemiz, 39 ilçemiz var. Şu an 25'i AK Partili ama biz bu sayıyı 39'da 39 hedefiyle inşallah 39 ilçeyi alabilecek şekilde en güçlü adaylarla birlikte yola çıkmayı planlıyoruz. Bunun için çok titiz bir şekilde belediye başkan adaylarımız üzerinde çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her ilçede gerçekten gönüllere girecek, gönülleri kazanacak ve ilçenin insanının refahını, huzurunu en yüksek seviyeye çıkartacak gönül belediyeciliği ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilk defa ifade etti. Gönül belediyeciliğini İstanbul'un bütün ilçelerinde yaşatacak ilçe belediye başkan adaylarımızla yola çıkmayı hedefliyoruz. Bu aslında Türkiye'nin 81 ilinde de böyle. Bütün illerde, ilçelerde AK Parti'nin aday gösterdiği çok titiz bir çalışma yürütüldü. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü biz ilk Sayın Cumhurbaşkanımız yola çıktığı günden itibaren söylediği şey biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Yani samimiyetle, gönülden yüreklere dokunarak, insanların dertleriyle dertlenip o dertlere derman olmaya çalışan bir anlayışla yöneticilik yapacak. Biz Hazreti Ömer'leri arıyoruz demişti Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir toplantıda. Gerçekten adaletiyle her şekilde o şehirde, o kentte, o ilçede tesis edecek ve bütün gönülleri kazanacak ve sosyal belediyeciliği de en üst seviyesindeki bunu da Türkiye ile tanıştıran Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki başlayan çalışmalardır. Ve AK Parti de 16 yıldır iktidarda zaten insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hizmetlerini sürdürüyor. Bütün illerimizde, ilçelerimizde gönül belediyeciliğini en iyi şekilde gerçekleştirecek kişileri seçmek için azami gayret gösteriyoruz. İlerleyen dakikalarda biraz daha açarız. Açarız gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik. Sinan Bey, sizin sorunuza devam edelim. Efendim, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Ekrem İmamoğlu nasıl bir İstanbul tahayyül ettiğini açıkladı. Ve orada sanki rakibinin kim olacağını biliyormuş gibi dedi ki biz genç, yeni, heyecanlı, dinamik bir belediye vaat ediyoruz. İşte AK Parti'nin adayı da heyecanını yitirmiş eski bir model belediyecilik dedi. Bu yoruma ne dersiniz? İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin İstanbul'da bir ittifakı olabilir mi? Yani CHP ve İYİ Parti ittifak yapıyor deniliyor ama HDP'nin de bu ittifakta yer alacağı ifade ediliyor. Ne dersiniz efendim? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz AK Parti kadroları olarak her zaman yüreğimizdeki hizmet aşkı ilk günkü aşkla diyoruz. Bugün AK Parti'nin kadrolarında görev yapan yöneticilerimiz, ben genel başkan yardımcısıyım bugün, genel başkan yardımcısı arkadaşlarım, bütün kademelerde görev alan teşkilat mensuplarımız, adaylarımız ilk günkü aşkla hizmete esas alırlar. Yani bu iş yaşla değil, öncelikle onu söyleyeyim. Bizim hem tecrübesi çok yüksek olan adaylarımız var, hem genç, dinamik adaylarımız var. Yani tam bir mozaik şeklinde aday portföyümüz ama bizim İstanbul'da yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sayın İmamoğlu'nun lakabını biliyorsunuz, Beton Ekrem. Yani Beton Ekrem, Beton Ekrem lakabıyla İstanbul'da anılır. Bugün medyaya da düştü, belediyesinde yapılan yolsuzluklar vesaire. Hepsi ortada. Beton Ekrem lakaplı birisinin çıkıp da AK Parti'nin adayı hakkında, daha açıklanmamış adayımız hakkında konuşması bir kere çok komik. İlerleyen süreçte adayımız açıklandıktan sonra zaten AK Parti'nin, partimizin, belediye başkanımızın projeleriyle birlikte çok daha detaylı bir şekilde bu süreci konuşacağız. Ama önemli olan hizmet aşkı, yüreğimizdeki hizmet aşkı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günkü aşkla hizmet ettiğine emin olun, çoğu gence taş çıkaracak şekilde gece gündüz sabahlara kadar çalıştığına hepimiz şahidiz. Biz gençler Sayın Cumhurbaşkanımızın enerjisine yetişmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Onu da ifade etmem lazım. Bu sadece yaşlı olacak şey değil. Bu vatan sevgisi, millet sevgisi ve bu millete hizmet etme aşkı. Yani yüreğinizde ne kadar aşk varsa, yüreğinizde ne kadar büyük bu millet için fedakarlık yapma, hizmet etme aşkı varsa siz onunla hizmet edeceksinizdir. CHP maalesef sadece İYİ Parti ile değil, HDP ile de ittifak içerisinde. Çok açık bir şekilde, bakın en yakın mecliste bütçe görüşmelerinde gördük. Terör örgütünün uzantısı olan siyasi partinin adeta propagandasını yapıyor. Onların içeride olan elebaşlarının sözcülüğünü yapıyor. CHP'nin maalesef ki terör örgütlerine karşı büyük bir sempatisi olduğunu hep birlikte izliyoruz. Sadece PKK'nın uzantısına değil, FETÖ terör örgütüyle de aynı şekilde gerek 17-25 Aralık sürecinde onların meclis kürsüsünden sözcülüğünü yaparak, o kasetler, montaj kasetlerle meclis kürsüsünden, milletin kürsüsünden bir terör örgütünün borazanlığını yaptılar. Devletimiz FETÖ ile çok kuvvetli bir şekilde mücadele ederken CHP'nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri kapatılan o terör örgütünün yayın organlarının önündeydi. Yine adalet yürüyüşünde kimlerle kol kola yürüdüklerini hep birlikte gördük, milletimiz de gördü. Yine 7 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde birlikte iyi salladık dedikleri HDP'ydi biliyorsunuz. Terör örgütünün uzantısı siyasi partiyle çok açık bir şekilde işbirliği içerisindeler. Bunu zaten ilçelerde aday arayışlarında, adayların bu süreçte de şahit olduk, yaşadık. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafında bu işbirliği açık bir şekilde ortada. Zaten meclisteki tutumları da bunun en yakın göstergesi bizlere. Mecliste bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile hiçbir çekince ortaya koymadan birlikte hareket ediyor. Bu da onların işbirliğinin en açık göstergesi. Evet. Hasan Bey buyurun. Sayın Bakanım şunu sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında İstanbul'da işte Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi belediyelerin yaptığı hizmetlerin eleştirilmesine ilişkin bir cevap verdiği bir konuşmasında dedi ki biz o belediyelerde yaptığımız çalışmalarla İstanbul'da örnek olduk. Yıllardan beri Büyükşehir AK Parti'de hatta Sayın Erdoğan'a göstererek isim vererek efendim, neden Sayın Erdoğan yıllardan beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda daha iyi işler yapamadı? Neden daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak daha güncel konularda daha başarılı projeler ortaya çıkartamadı diye bir eleştiri yaptı. Siz İstanbul'u iyi bilen bir isim olduğunuz için özellikle Beşiktaş belediyelerinin, CHP belediyelerinin Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi, Sarıyer gibi belediyelerin kıyaslamasını yapacağınız durumda acaba nasıl bir... çok açık yapabiliriz. Bakın bugün Avcılar Belediyesi bir CHP belediyesi. Maaşlarını ödeyemediği için işçilerin kapısında eylem yaptığı bir belediye. Bu askeri ücret tartışmalarında biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu çıktı. Dedi ki işte ben CHP'li belediyelerde 2200 liranın altında ücret vermiyorum dedi. Daha ücretlerini ödeyemeyen CHP'li belediyeler gözümüzün önünde. Oradaki işçiler sürekli bunu haykırıyor. Yaptıkları aslında bu CHP'li belediyelerin borçlarını çıkarsanız, yazsanız bir de AK Partili belediyelerimizi yazın. Yan yana koyun ve görürsünüz. Bizim yaptığımız AK Parti'nin İstanbul'daki yaptığı hizmetler gerçekten belediyecilik anlamında tam bir örnek. Yani güncel konularda hizmet diyorsunuz. Bugün sıfır atık kampanyası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok başarılı bir şekilde yürütülüyor. Bugün İstanbul'un dört bir tarafını metro ile birlikte birleştirmiş bir belediyemiz var. Bakın Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte Marmaray Projesi ile birlikte bugün Sabiha Gökçen'den kalkın İstanbul'un diğer ucuna kadar metro projelerimiz hayata geçirilmiş durumda. İstanbul'un dört bir tarafını Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren başlattığımız çalışmalarla birlikte metrolarla İstanbul'un rahatını, huzurunu sağlayacak evine güvenle gideceği bir ulaşım altyapısını kurduk. İstanbullulara gerçekten hizmet etmek bizim için en büyük şeref ama biz gerçekten İstanbulluya yeni dönemde de yeni projelerle çok büyük hizmetler yapacağız. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çok büyük projelerle başkanımız İstanbulluların huzuruna çıkacak. Bunu daha sonraki programlarda inşallah başkanımız açıklayacak çünkü. Konuşuruz. Evet, onu bekliyoruz. Evet. Efendim şimdi uzun zamandır gündemimizde olan bir konu, biz de sıklıkla haberlerde yer veriyoruz, yasalı basında da var. Kadına yönelik şiddet konusu. Siz hem toplumsal şiddetin artmasını hem kadına yönelik şiddetin artmasını neye bağlıyorsunuz? Ve kadınlarımızı nasıl korumalıyız? Bu anlamda çalışmalar nelerdir? Bahseder misiniz? Evet, şimdi ben Aile Bakanlığı da yapmış birisi olarak bugün bu konunun toplumumuzda çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Aile kurumunun güçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Aile bizim toplumumuzun temel yapı taşı. Biz aileye medeniyet geleneğimizden gelen değerlerimizle çok büyük önem veriyoruz. Toplumun direği aile. Biz bakanlık olarak hükümetimiz, bakanlığımız kadını güçlendiren çalışmaları bir taraftan yaparken bir taraftan da aile kurumunu güçlendirici yani toplumun temeli olan aslında bu toplumu geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştiren aileyi de aynı şekilde güçlendirmemiz lazım. Aslında kadın erkek arasında sevgi saygının hakim olduğu huzurlu, mutlu ailelerin oluşturulması, yani bu mutlu ailelerin sayısının arttırılması. Bizim bütün hizmetlerimizde amacımız refah ve huzur seviyesini toplumun arttırmak. Aileden başlıyor bütün huzur, mutluluk. Eğer mutlu aileler, mutlu bireyler oluşturabilirsek eğer toplum çok daha mutlu, huzurlu olacak. Yeni projelerimiz var. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimlerinde açıkladığı projelerimiz var. İşte bunlar hep ailelerin huzurunu, mutluluğunu, sağlıklı ortamlarda yaşamalarını geliştirmek için. Mesela millet bahçeleri. Millet bahçeleri nedir? Millet bahçeleri ailelerin hafta sonları, boş vakitlerinde evlatlarıyla, çocuklarıyla birlikte gidip piknik yapacakları, gerektiğinde içindeki kıraathanelerinde gidip ailece kitap okuyacakları ki birçoğunun içinde kıraathanenin içerisinde yeni çocuk oyun alanları da yapmayı hedefliyoruz. Ben bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuk. Yapılan bazı millet kıraathanelerinin içinde kreşlerimiz var. Ki olması gereken bu. Niçin? Çocuklu bir kadın evlatlarıyla birlikte gitti. Çocuklar orada oyun oynarken kadın kitabını okuyacak. Yani bir aile olarak millet bahçesine gittiniz. Eğleneceksiniz, piknik yapacaksınız, yeri gelecek kıraathanede kitap okuyup ödevini yapacak çocuklar ve akşam olduğunda hep birlikte evlerine dönecekler. Yani burada asıl amaç ailelerin huzurunu, mutluluğunu arttırmak. Biz aile kurumunu güçlendirdiğimiz oranda şiddetle de mücadelemiz çok daha emin adımlarla artacak. Biz bu konuda çok önemli yasal düzenlemelere imza attık. Evet.
Ama görüyoruz ki uygulamada, bu yasal düzenlemelerin uygulanmasında bazı eksiklikler olabiliyor. Şiddetin her türlüsüne biz tamamen karşıyız ve bu konuda özellikle bizim Cumhurbaşkanımız kadına şiddet insanlığa ihanettir diyecek kadar bu konuda ciddi bir tepki ortaya koymuş ve gerekeni hükümetlerimiz döneminde de yapmış bir genel başkanımız, liderimiz var. Şiddetin her türlüsünü insanlık suçu olarak görüyoruz. Sadece kadına şiddet değil. Burada ben çocuklara, evet, yaşlılara, engellilere, aslında hayvanlara yönelik şiddette. Aynen, hayvanlara yönelik, yani yaratılmış her canlıya bakışımız bizim ortada. Şiddetle de ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Yine hayvanlara karşı şiddetle ilgili yasal düzenleme de çalışılıyor. Meclisimizin huzuruna da gelecek. Biz o konuda da yaratılmış her canlının hukukunu koruyacak düzenlemeler yapmak için de çalışıyoruz. Peki, Hüseyin Bey buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, aileyle alakalı genel itibariyle evet, kanuni maddeler çıkartılıyor. 6287 sayılı kanun aile yapımızı 6284, düzenliyor. 6284, evet. Evet. Burada toplum nazarında yayına gelirken sormamız istenen birkaç tane konumuz var. Bir tanesi sürekli nafakayla alakalı. Sizler, evet, tartışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Dezavantajlı gruplarla alakalı sağlanan imkanlar toplum tarafından ciddi anlamda destek de görüyor. Ama şöyle bir gelirken bir dostumuz aradı. Tek taraflı beyan kadının aile ile alakalı ve hatta erkekle alakalı mağduriyet yaşandığıyla ilgili soru sormamızı söylediler. Bununla alakalı ciddi anlamda iftiraya yönelik ya da erkeklerin haysiyetiyle alakalı, oynanmasıyla alakalı bu tek taraflı beyanın buna doğru gittiğiyle alakalı bir şikayet mevzusu var. Bunlarla alakalı, evet, bilginizi rica edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ortada bir yasal düzenleme var. Aile içi şiddetle mücadele anlamında yapılmış 6284 sayılı kanunumuz var. Burada elbette amaç şiddetle mücadele, şiddetten kadınların mağdur edilmemesi, aynı şekilde erkeklerin de mağdur edilmemesi. Sadece kadına karşı şiddetle mücadele değil bu. Eğer erkek de aile içinde şiddete uğruyorsa onu da koruyacak şekilde bir yasal düzenleme var. Elbette bu yasal düzenlemenin uygulamasında bizim gördüğümüz sıkıntılar var. Ama uygulamadaki sıkıntıları çözmek için de ben kendi bakanlığım döneminde de çalıştım. Şimdi yine hükümetimiz, Adalet Bakanlığımız, Çalışma Aile Bakanlığımız bu konuda bir çalışmayı başlattı. Nafaka konusunda kadınların da erkeklerin de mağdur edilmeyeceği bir sistemi getireceğiz. Bu bizim devlet olarak üzerinde çalıştığımız, devletimiz üzerinde çalışıyor. Ne kadının ne de erkeğin mağdur edilmeyeceği bir sistemi getireceğiz. Hatta burada kadının mağduriyetinin giderilmesi, erkeğin de mağdur olmaması yönünde bu nafakanın belli bir zamana kadar devletin vermesiyle ilgili de bir çalışma yapılmıştı. Şimdi de Aile Bakanlığı, Aile Çalışma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığımız bir geçtiğimiz günlerde çalıştay yaptılar. Bu konuda çalışma sürüyor. Kesinlikle ve kesinlikle ne kadınların ne erkeklerin aile kurumunun mağdur olmayacağı, çocukların mağdur olmayacağı bir sistemin üzerinde çalışılıyor. Evet. Sınav efendim, bugünlerde tabii ekonomi önemli. Özellikle dolar ve eurodaki dalgalanmalardan sonra, evet, bir durulma oldu. Fakat işte zamlar meselesi vatandaşı olumsuz etkiledi. Ama bir taraftan da yeni adımlar atıyor hükümet. İşte %10 indirimler var, asgari ücret açıklandı. Evet. Bu ekonomideki gelişmeler hakkında neler söylersiniz? Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paket, deki maddeler var. Bunlar nelerdir efendim? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ağustos ayında çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye yeni sisteme geçmiş oldu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha hızlı karar alma yetisine sahip olan bir sistemle, aldığı hızlı kararlarla birlikte çok, tabii ki 16 yıldır ekonomimizi sadece büyütmedik, aynı zamanda güçlendirdik. Güçlü, bugüne kadar güçlendirdiğimiz ekonomimizin güçlü duruşuyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu konuda ilgili bakanlarımızın aldığı hızlı kararlar sayesinde büyük bir saldırıyı bertaraf ettik. Bugüne kadar Ağustos'tan bu yana döviz kurunda %18'lik bir düşüş gerçekleşti. Çok ciddi adımlar atıldı. Yeni ekonomi programımızla birlikte bütçemizi geçtiğimiz hafta meclisten geçirdik.
ve enflasyonla topyekün mücadele başlığı altında ciddi bir mücadeleyi de başlattık. %10 indirim birçok alanda yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız mecliste grup toplantısında açıkladı biliyorsunuz. Konutlarda elektriğe %10 indirim getirdik. Yine konutlarda küçük orta işletmelerde ve ticarethanelerde doğalgaza %10 indirim getirdik. Yine o grup toplantımızın olduğu sabah uzun bir süredir yapılan çalışmalar sonucu asgari ücret tespit komisyonu bütün paydaşların onayıyla asgari ücreti 2020 lira gibi bir seviye olan %26,5'luk bir zamla belirledi. 2020 lira bütün kesimleri memnun eden bir rakam olarak ortaya çıktı ve bu konuda da işverenimizin üzerindeki yükü de almak için devletimiz 500'ün üzerinde işçi çalıştıran işverenler için 101 lira, 500 altındakiler için de 150 liralık ve 12 aylık asgari ücret desteğini işverene verecek. Biz bir taraftan milletimizin huzur, refah seviyesini arttırırken diğer taraftan da aynı zamanda istihdamı da arttırmak için tabii ki işverenimizin de yanında olmayı hedefliyoruz. Yine kadın, genç, engellilere yönelik biliyorsunuz teşviklerimiz var, işverenlere teşviklerimiz. Bu bir yıl süreyle veriliyordu. Bundan sonra 18 ay süreyle devam edecek. Yine ilk defa işe giren, asgari ücretli ilk defa işe girecek çalışanların hem sigorta hem vergilerinin devlet kadar 2019 ve 2020 yılında işe girenlerin devlet tarafından karşılanacağı bir yeni dönem gelecek. Biliyorsunuz Ağustos ayından itibaren dövizdeki yükselişi vatandaşımıza yansımasın evet. diye özellikle akaryakıt zamlarında biz devlet tarafından bu sübvanse edildi ve 8 milyar liraya yakın bu alanda büyük bir bedeli vatandaşımıza yansıtmadık. Biz vatandaşımızın bu yapılan saldırıyı bizim yanımızda oldular, bize destek oldular, milletçe topyekün bir birlik, beraberlik içerisinde olduk. Biz de üstümüze düşeni yaptık aslında hükümet olarak. Buyurun. Bu noktada dolar 10 milyon olacak diyenler oldu. Diyenler oldu. Sayın Fırsatçılar Berat, oldu. Albayrak hani başaramaz diyenler oldu ama Sayın Bakan çok başarılı olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz bu konuda? Evet, ben şuna benzetiyorum bunu. Aynen 15 Temmuz gecesi nasıl ki birileri ATM kuyruklarına girdi, nasıl ki birileri gidip marketlerin reyonlarına saldırdı, alışveriş yaptı, depoladı. Aynen o grup, o insanlar dolar 10 lira olacak diye milleti tahrik etmeye, Türkiye'deki güven ortamının bozulmasından adeta mutluluk duyan bir kesim oldu. Onlar kaybettiler, onlar kaybetmeye mahkumlar. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hazine Bakanımızın hızlı karar alma, bütün bakanlıklarda koordinasyonu sayesinde bu saldırıyı bertaraf ettik. Türkiye'nin gerçekten belinin bükülmesini isteyenler, maalesef ki burada ana muhalefet var, maalesef ki burada diğer muhalefet partileri var, terör örgütlerinin uzantıları var. Yurt dışındaki bir takım hedeflerle birlikte Türkiye'nin belinin bükülmesini isteyenler Allah'ın izniyle mutlu olmayacaklar. Evet. Çünkü milletimiz bizden yana, biz de milletimizin yanındayız. Hasan Bey, buyurun. Sayın Bakanım, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğu uzun yıllar Türkiye'yi özgürlükler konusunda hep suçladılar, hep eleştirdiler. Demokratik haklar konusunda Türkiye'nin hala çok geride olduğunu ilişkin açıklamaların ard arda geldi. Türkiye gelip demokrasi dersi vermeye çalıştılar. Son zamanlarda bir kez daha gördük ki Avrupa'nın göbeğinde birçok yerde insan hakları konusunda, özgürlükler konusunda çok ciddi kısıtlayıcı örnekler evet, ortaya çıkıyor. Fransa'da, Belçika'da vesaire. Hollanda'da. Aklıma Hollanda'da maruz kaldığınız o özgürlüklerin hiç devrede olmadığı o tablo geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu konuyu? Avrupa'nın göbeğinde şiddetin adeta her türlüsünü görebildiğimiz bu eylemlerin. Biz öncelikle burada gösterilen aşırı bir tepkiden dolayı açıkçası endişeliyiz. Hani birileri bize Gezi'de biz vandallar İstiklal Caddesi'ndeki bütün dükkanları yakıp yıkarken, her tarafı adeta bir yakıp yıkma operasyonu yaparken polisimiz gayet temkinli bir şekilde orada terörizmle adeta mücadele etti. Vandalizm vardı orada Gezi'de. Oradaki vandalizmle biz mücadele ettik ve bütün yayın organları BBC International'dan tutun CNN'e kadar
Hepsi buradan, Türkiye'den, İstanbul'dan, Taksim'den canlı yayınlar yaptılar. Ama bugün bakıyoruz ve görüyoruz ki o yayın organlarının hiçbiri ortada yok. Fransa'daki bütün o şiddet olaylarını gösteren ve aynı yayın dilini kullanan bir medya göremiyoruz. Burada yine Avrupa'nın ikiyüzlülüğü, bu basın yayın organlarının aslında ne kadar yanlı ve taraflı habercilik yaptığını da görmüş oluyoruz. Aynen darbe gecesi yaptıkları gibi, biliyorsunuz BBC International, darbe gecesi BBC, darbenin yanında fikir beyan edecek insan aranıyor diye maille bildiride bulunmuştu. Darbe taraftarı, evet, darbeden büyük mutluluk duyan ve bunu sevinçle anlatacak kişiler aramışlardı. Biz burada yine ikiyüzlülüğün en had safhasını görüyoruz. Hı. Orada benim Hollanda'da yaşadığım olayda demokrasinin, özgürlüklerin nasıl bir anda ayaklar altına alınabileceğini, hı, gösteren bir olaydı. Aynı şekilde Fransa'da da bugün sarı yeleklilere karşı polis ciddi şiddetli bir şekilde müdahalede bulunuyor. Ama görüyoruz ki aynı basın yayın organları aynı şekilde vermiyor bu yayınları. Türkiye'de sokaklar hareketlenecek anlamında bazı yorumlar, yazılar görebiliyoruz. Bunu nasıl efendim, nasıl bakıyorsunuz? Evet, bunu isteyen, bunun için temennide bulunan, hatta çok daha ötesine gidip bunun için çağrıda bulunan bir CHP Genel Başkanı var Türkiye'de. Maalesef insanları sokaklara çağıran ve sokaklara çağırdığı işçilere eğer siz sokağa çıkmazsanız işçi değilsin kardeşim diyen bir genel başkan var. Bu kadar gerçekten Türkiye'nin gerçeklerinden uzak, bu kadar gerçekten sokak olaylarını, sokaktaki yaşanan şiddeti meşrulaştırmaya yatkın ve insanları şiddetin içine çekmeye çalışan bir genel başkan var. Bütün bunlara rağmen biz bence en güzel cevabı asgari ücreti 2020 lira yaparak, hani hakkını aramıyorsun diyordu ya işçilere, vermiş durumdayız. Bunlar ne kadar milleti sokağa çağırsalar da ben bunun bir sonuç alacağını düşünmüyorum. Evet. Çünkü milletimiz huzurlu bir ortamda yaşıyor. Hüseyin Bey. Sayın Bakan, ben Tokat'tan geliyorum. Anadolu'da şu anda yerel seçimlerle alakalı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakı ne olacak? Özellikle ilçelerde Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifaka gidiyor musunuz? İlçelerin açıklanmamasının geç bırakılmasının ana nedeni konuşulan Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifakın netleşmemesiyle alakalı. Bununla alakalı bilgi rica ediyorum. Şöyle, bu konuda ittifak konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir genel başkan yardımcısı Sadir Bey ve AK Parti'den de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımız Mehmet Özhaseki Bey çalışıyorlar. Ama son noktayı sayın genel başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Bahçeli koyacak. Bu konuda çok güzel bir şekilde, verimli bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bizim bugün İstanbul adayımız açıklanacak cumartesi günü. Ardından salı günü Ankara'da ilçelerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın aday tanıtımı yapılacak. Yani ilçeler konusunda Anadolu'da söylenen o şey doğru değil. İlçeler konusunda da titiz bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Burada çerçeve sayın parti sözcüğümüz dün de açıkladı aslında. Bizde olan ilçelerin bizden yine aday gösterilmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde olanların oradan aday gösterilmesi şeklinde devam ediliyor. Asla bir pazarlık söz konusu değil. Bu Cumhur İttifakı'nın ruhuna da aykırı olacak bir konudur. Biz bu ittifakı milletimiz aslında kurulmasının kararını 15 Temmuz gecesi verdi. 7 Ağustos'ta o Yeni Kapı mitinginde o milli birlik ve beraberlik şuuruyla birlikte orada milletine, vatanına sevdalı insanların o birliği, beraberliğiyle birlikte kurulmuş bir ittifaktır bu aslında ve sadece yerel seçimlerle değil, çok uzun bir süreçleri sağlıklı bir şekilde ilişkilerin yürütülmesi gereken bir süreci yaşıyoruz. Biz bu milletin, bu devletin bekası için üstümüze düşen sorumluluğu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Efendim, şimdi AK Parti'nin başlarken belediyecilik anlayışıyla ilgili sosyal belediyecilikten bahsettiniz. Biraz açalım dedik. Bu konuyu biraz açalım ve özellikle kadınlara, gençlere, engellilere yönelik ne gibi projeler var? Şimdi biz AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak Türkiye'nin dört bir tarafında 81 vilayetinden, ilçelerden sosyal belediyelerimizin, AK Partili belediyelerin yaptığı sosyal projeleri istedik. Belediyelerimizin yaptığı bütün sosyal projelerimizin envanteri şimdi bizde var. Gerçekten çok farklı, güzel, anlamlı projeler yapıyor belediyelerimiz. Şimdi bu projelerin içinden kategorize edip
güzel bir havuzu da biz belediye başkan adaylarımıza sunmayı hedefliyoruz inşallah. Çok güzel projeler var. Sizin de söylediğiniz gibi gençlere yönelik, kadınlara yönelik, engellilere yönelik, çocuklara yönelik projeler var. Belediyelerin yaptığı, çocuklar için yaptığı hizmetler, bilgi evlerinden tutun da çocukların sanatla, kültürle iç içe olmasını sağlayacak şekilde mesela Fatih Belediyesi'nden örnek vereyim. Sulu Kule Sanat Akademisi. Müthiş bir sanat akademisi kurulmuş. Sulu Kule'de küçük yaştaki çocuklarımızın gelip orada farklı müzik aletlerinin eğitimini alıp hatta bir orkestra oluşturdukları, Sayın Cumhurbaşkanımızla da o orkestra tanıştı. Yine aynı şekilde İstanbul'da bir başka belediyemiz, Gazi Osman Paşa Belediyemiz bir sanat akademisi kurmuş. Farklı müzik aletlerinin olduğu, küçük yaştan itibaren çocukların gelip müzik eğitimi alabilecekleri bir akademi. Yine belediyelerimizin kurduğu kütüphaneler var. Kadın konuk evleri var. Bakın evet. İlçe belediyelerimizin kurduğu ve biliyorsunuz nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konuk evi açma yükümlülüğüne sahip. Sayın Bakan çok kısa bir şey. Süremizin sonuna geldik. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili olarak deniliyor ki efendim sanatçılara işte gözdağı veriliyor. Sanatçı Türkiye'de sanat özgürlüğü yok. Ama bir taraftan da idamdan bahsediyor. Bu konuda ne dersiniz? Bunda isterseniz. Türkiye'de bu çok komik bir ifade. Türkiye'de aslında tüm özgürlüklerin hakkıyla yaşandığı bir ortamı, barış, huzur ortamını yaşıyoruz. Sen kalkacaksın bir seçilmiş, milletin seçtiği, millet tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı için ayağından asarlar, zehirlerler diye konuşacaksın. Bu özgürlük değil. Sayın parti sözcümüz bu bir insan hakları ihlalidir dedi. Ben de kendisine katılıyorum. Bu gerçekten bir insan hakları ihlalidir. Kimsenin bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına böyle konuşma hakkı yoktur. Evet. Burada hem cumhurbaşkanımızın makamı hem de şahsının hukukunun korunması gerekiyor ve gerekli işlemler de başlatıldı herhalde. Efendim teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olunuz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya bu hafta Anadolu Soruyor'da konuğumuzu. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle iyi akşamlar.